Selamlar herkese yeni bir video ile karşınızdayım. Biliyorsunuz son videomuzda Arbitrum'un oyun alanındaki 100 milyon dolarlık grant programına, hibe programına nasıl başvuracağınızdan bahsetmiştim ve bugün de grant alan bazı projeleri inceleyeceğiz. Tabi biliyorsunuz Arbitrum sadece oyun alanında hibe vermiyor. Birçok alanda hibe programı var. Biz bugün oyun alanını inceliyoruz. Diğer hibe programları ve Arbitrum hakkında detaylı bilgi almak için diğer videolarımıza bakabilirsiniz. Aslında ilk defa izleyecekler için de bir özet geçmiş olayım. Bu eğitim serisi 50 videoluk bir eğitim serisi. web 3te bir proje geliştirmek istiyorsanız, web 3te Arbitrum altyapısını kullanarak bir proje geliştirmek istiyorsanız ve bununla ilgili bilgi sahibi olmak istiyorsanız bu eğitim serisi her bilgiye ulaşabilirsiniz Veya ekstra sorularınız olursa da bizlere ulaşarak cevap alabilirsiniz. Ve bugün de Arbitrum'un gaming tarafındaki hibe programının kazanımlarından bahsedeceğim bazı kazanımlarından. Program hala açık ve hala fonun büyük bir kısmı duruyor. Hala hibe programına başvurup kazanabilirsiniz. Şimdi de öncelikle bu sayfaya gidiyoruz Arbuttun Foundation bu sayfasına bu linki sizlere bırakacağım. Burada da yine hibe programları ile ilgili detaylı bilgiler var işte programın detayları, işte şu anki kategoriler, nasıl takip edeceği başvuru formları ve diğer ve burada funded grants kısmı var. Yani grant alan projeler kısmı. Burada görüyorsunuz birçok proje var. Hepsi farklı alanlarda projeler. Yani Arbitrum şu ana kadar birçok projeye grant vermiş. İşte Kinto diye, One Planet diye, Blade Games diye. Biz ne yapacağız buradan? Kategorilere ayıracağız. Grant kategori diyeyim. Ne alanında? Gaming alanında örnek projelere bakalım. İşte burada birçok proje var önceden grant alan. Biz Kitty Kart'a ve bugün Monkey Empire'a beraber bakalım ama bunun dışında da birçok proje var. Beraber inceleriz yine sorularınız olursa. Kitty Kart projesi burada Twitter profilini görüyorsunuz. Kitty Kart projesi bir işte araba yarışı oyunu gibi düşünebilirsiniz burada görebilirsiniz hani birçoğunuzun tasarımla gözünün alışık olduğu bir oyun. Arbitrum altyapısını kullanarak bu projeyi geliştiriyorlar. Bu ne demek? Oyun içindeki belki bazı itemlerin alım satımı Arbitrum'la veya oyun içindeki token alışverişi Arbitrum'la veya farklı bir şeyler. Yani Arbitrum altyapısını oyunda kullanıyorlar demek ve bu Card projesi de Arbitrum'dan grant almış bir proje. Zaten burada yazıyor Arbitrum üzerinde aktif diye. Burada web sitesinde görebiliyorsunuz. Oyunu denemek isterseniz de deneyebilirsiniz. Örneğin siz kitikart gibi bir geliştirdiğiniz oyun var veya geliştirme aşamasındasınız Arbitrum'a Grant için başvurabilirsiniz finansmana ihtiyacınız olan alanları belirterek ve belki de bir hibe alabilirsiniz hibe miktarları da toplam hibe miktarı 100 milyon dolarken proje bazlı hibe miktarları da oldukça değişiyor ama bildiğim kadarıyla 200 bin dolara kadar hibe alabiliyorsunuz Bunun dışında işte Monkey Empire diye bir proje var Bu da yine arbitrum tarafındaki diğer Grant alan projelerden biri E bu da bu mobil bir oyun hem Android'de hem de Apple Store'da mevcut bir oyun. Burada yine Twitter profilini görüyorsunuz projenin. İşte tasarımlarını görebiliyorsunuz. Oyunu indirip oynayabilirsiniz. Yani tüm linkleri zaten size bırakacağım. Görüyorsunuz her şeyi de hep Arbitrum'dan bahsediyorlar. Çünkü Arbitrum'un hibe verdiği bir şey. Burada web sitesine gittiğinizde indirebiliyorsunuz. İşte buraya bir trailer koymuşlar. Trailer'ı izleyip oyunla ilgili bilgiler alabilirsiniz. Yani birçok oyun var Arbitrum'da gerçekten. Bunlar sadece birkaçı. Ben şimdi size Arbitrum Gaming Portal üstü diğer oyunları da göstermek istiyorum. Yani bunlar hibe almasa da bazıları hibe almış olabilir. Bazıları almadı belki ama bunlar Arbitrum üzerinde çalışan oyun projeleri. Burada ayırmışlardı işte Action tarafında, AI alanında, Battle Plan, Layer 3 Racing, Gamify alanındaki projeler, aşamaları. Yani Arbitrum her şeyi şeffaf sunuyor size. Hangi proje başarılı, hangisi değil. Ne aşamada, kime hibe verdik, kime vermedik. Her şeye ulaşabiliyorsunuz. Birçok oyun projesi var burada Arbitrum'la üzerinde çalışan. Ve siz de bunlardan biri olabilirsiniz. Yani bu imkansız değil. Belli aşamada bir bu alanlarda çalışıyorsanız, ekibiniz varsa, gelip veya tek başınıza mobil oyun geliştiriyorsanız... Ben belki de gerekli ekip için gerekli kaynakları buradan ulaşa bileceksiniz. Burada da birçok proje var dedim size. Bunların hepsini buradan görebiliyorsunuz. Örneğin işte Futium projesi. Burada görüyorsunuz Arbitrum One üstünde çalışıyor ve Arbitrum üzerinde çalışan projelerden biri. Ne projesi? Bu da bir oyun projesi ve kart oyun. Yani futbol kart oyunu takımını yönetiyorsun. İşte kartlar var. Yani klasik bildiğimiz oyunlardan biri. Örneğin böyle bir oyun yaparak da bir grant, bir hibe alabiliyorsunuz. Ya yani bunun gibi birçok oyun var. Bunları paylaşacağım incelemeniz için. Özellikle oyun projesi geliştirenler için bu video bu kaynaklar faydalı olacaktır diye düşünüyorum çünkü Başvuru yapmadan önce burada hangi projeler hibe kazanabilmiş? Minimum hangi gereksinimlere sahip projeler hibe alabilmiş? Veya hibe alan projeler neyi farklı yapmış? Neyi yanlış yapmış? Bunları görebilmek için bu tarz programlar hakkında, bu tarz projeler hakkında bilgi almanız oldukça önemli. Projeniz başlangıç aşamasında da olabilir, ileri aşamada da olabilir. Önemli olan projenizin Arbitrum'la ilişkisi olması ve başvururken doğru şekilde, doğru bilgilerle ve sorulara en doğru, en istenilen cevapları vererek cevap bunun dışında da birçok iyi bir programı var Arbitrum tarafında ve bunlardan da gelecek videolarda bahsedeceğim. Bu videoda umarım sizlere faydalı olmuştur. Bu tüm linkleri açıklama kısmında zaten paylaşacağım. Gelecek videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.